Herkese merhaba sevgili gençler. Ben Sercan İngrek, İngilizce öğretmeniyim. Bugün sizlerle birinci ünite ile alakalı testler çözeceğiz. En son birinci üniteyi ben anlatmıştım. İkinci üniteyi sevgili eşim Fatma hocanız anlatmıştı. Kendisi de İngilizce öğretmenidir. Çok güzel anlatmış. İzledim. Siz de izleyin. Bu videomuzda da soru çözümü yapacağız beraber. Nasıl? Birinci üniteyi bitirdiniz herhalde. İkinci üniteyi de belki bitirdiniz. Üçe geçtiniz. Kimisi üçe geçmiş, kimisi ikiye geçmiş. Hakkımızda hayırlısı. Hadi bakalım biz de soru çözümüne geçelim o zaman. Birinci sorumuz, read the conversation and answer the question. Şimdi birinci sorumuzda önce şu soru kalıbını okuyalım. Bütün sorularda öyle yapın bence. Soru kalıbını bir okuyun. Which of the following does not complete the sentence? Aşağıdakilerden hangisi cümleyi tamamlamıyor. Hangi cümleden bahsediyor? Buradaki cümleden. Yani hangisi tamamlamıyor dediğine göre demek ki bunların 3 tanesi boşluğa gelebiliyor. Bir tanesi gelmiyor, onu bulacağız. Robert's friend, Robert'ın arkadaşları varmış. Henry ne demiş? He's understanding and tactful. O understanding, anlayışlı ve tactful, düşünceli biriymiş. He never tells lies. O hiç yalan söylemezmiş. Bakın hep pozitif şeyler söylüyor. He doesn't change his mind easily. Burada biraz hafif olumsuz bir şey var. Kolaylıkla fikrini değiştirmezmiş. Kolaylıkla fikrini değiştirmiyorsa biz bunlara ne diyorduk? Arrogant diyorduk. Yani inatçı. Kolay kolay fikrini değiştirmeyen. He always says please. Her zaman please, yani lütfen dermiş. Buna da biz kind diyebiliriz. E bakalım hangisi gelmez? Robert is a blah blah person. Robert nokta nokta bir kişidir. Nasıl bir kişidir? Kind. Kind olabilir mi? Kibar birisi. E please diyordu. Tabii ki olabilir. Stubborn, inatçı olabilir mi? Olabilir. Çünkü burada neydi? Değiştirmiyordu fikrini kolay kolay. Self-centered, ne demekti self-centered? Bencil demekti. Bencil, burada bencillikle alakalı herhangi bir şey söylememiş. Honest, dürüst demekti. Zaten burada Jessica da ne diyordu? He never tells lies, hiç yalan söylemez. O zaman dürüst oluyor. Bu durumda cevabımız hop, C yer aldı. İkinci sorumuz hemen yan tarafta. Oraya bakalım. Read the conversation and answer the question. Yine konuşmayı okuyup soruyu cevaplayın demiş. Bakalım soru. Which of the following completes the conversation? Hangisi konuşmayı tamamlar diyor. Bu sefer tamamlayanı bulacağız. Okuyalım bakalım. Are you doing anything on Saturday evening? Cumartesi akşamı, Saturday evening. Bir şey yapıyor musun diye soruyor. O da no, not at all. Hayır. Bir şey yok diyor. Hiçbir şey yapmıyorum diyor burada. Not at all ya da no kafanızı karıştırmasın. Burada red etmiyor herhangi bir şeyi. Sadece planının olmadığını söylüyor. Devamında da why, niçin diye soruyor. O da I am going to the shopping mall with my sister. Kız kardeşimle birlikte shopping mall'a gideceğiz demiş. Yani alışveriş merkezine gideceğiz demiş. Would you like to join us? Bakın burada bir davetiye cümlesi var. Bize katılmak ister misin diye soruyor. O da bla 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 bir şey söylüyor. Devamında da I can buy some clothes. Ben de birkaç kıyafet alabilirim diyor. Demek ki ne yapacak? Alışveriş merkezine gidecek. Yani teklifi kabul ediyor burada. Hangisini de kabul ediyor? Bakın direkt hemen gördük değil mi? Burada why not? Kafa karıştırmıyoruz değil mi? Why not'ı artık biliyoruz. Neden olmasın demek. Yani burada kabul ediyor. Diğerlerinde I'm sorry I can't. Üzgünüm gelemem. Reddetti. I must stay at home. Evde kalmalıyım. Yine reddetti. I'm not free. Şu anda boş değilim, müsait değilim diyor. Bunda da reddediyor ama A şıkkında kabul ediyor. Bu tarz soruları eminim öğretmenleriniz de söylemiştir size. Şıklardan giderek de yapabilirsiniz. Yani hiç artık yukarıda hiçbir şey anlamıyorsanız şıklardan gidin. Bakın 3 tane pozitif, bir negatif ya da tam tersi 3 negatif bir pozitif tarzında şıklar varsa her zaman farklı olan, yani farklı kategoride olan bizim cevabımız olur, aklınızda olsun. Üçüncü sorumuz şöyle bir paragraf sorusu. Soru kalıbında ne diyor? Which of the following is correct according to Nick's speech? Nick'in konuşmasına göre hangisi correct, yani doğrudur diyor. Şimdi önce okuyacağız o zaman. Hızlı bir şekilde okuyorum. Ondan sonra hemen şıklara bakacağız. Zaman kaybolmasın diye hızlı bir şekilde okuyacağım. Ha, ona göre. I have two close friends. Close friend. İki tane yakın arkadaşım var. Their names are Mark and Tina. İsimleri Mark ve Tina'ymış. Mark is a supportive boy. Mark destekleyici, destek veren bir erkekmiş. He always helps me. O bana her zaman yardım eder. When I need him, ihtiyacım olduğunda. He is also kind and honest. Aynı zamanda kibar ve dürüsttür. I always share my secrets with Tina because she never tells them to anybody. Ben diyor her zaman sırlarımı Tina ile bir paylaşırım.
Çünkü o onları hiç kimseye söylemez. I rely on her. Ona güveniyorum. I spend more time with Tina because we have a lot of things in common. Bak birçok ortak şeyleri varmış. O yüzden Tina ile daha çok vakit geçiriyormuş. We both like watching movies. İkimiz de film izlemeyi and sing plays ve tiyatroya gitmeyi ne yapıyorlarmış? Seviyorlarmış. Şimdi buna göre hangisi doğrudur? A şıkkında Nick never trust Mark. Nick Mark'a hiç güvenmiyormuş. Tam tersi close arkadaşı değil mi? Yakın arkadaşı. O zaman demek ki güveniyor. A'yı eledim. B'ye bakıyorum. Tina and Nick are in the same class. Tina ve Nick aynı sınıftalarmış. Onun hakkında herhangi bir şey söylüyor mu biz aynı sınıftayız diye? Ben hiçbir şey görmedim. O yüzden bunu bilmiyoruz. Bunu da eliyorum. C'ye bakıyorum. Nick thinks Mark is a laid back person. Nick Mark'ın rahat, gevşek bir kişi olduğunu düşünüyormuş. Hayır, Mark hakkında hiç olumsuz bir şey söylemedi. O yüzden C'yi de eliyorum. D'ye bakıyorum. Nick and Tina share similar interests. Nick ve Tina benzer ilgi alanlarını paylaşıyorlarmış. Zaten bu konuşma kime aitti? Nick'e aitti. E kim ediyordu? Tina ile benim birçok ortak şeyim var diyordu bakın burada değil mi? Aynen öyle. O yüzden cevabımız Denizli olur. Çünkü Denizli doğru. Dördüncü sorumuz. According to information above which of the following is not an appropriate reply to Sam's invitation? Hangisi Sam'in davetiyesine uygun bir cevap değildir diyeceğiz. Bakın olmayanı bulacağız. Yani uygun bir cevap olmayanı buluyoruz. Yukarıda Sam wants to ride his bike by the lake on Sunday afternoon. Pazar öğleden sonra Sam ne yapmak istiyormuş? Göle bisikletli gitmek istiyormuş. He invites Mark, Ashley and Sarah. Kimleri davet ediyor? Mark, Ashley ve Sarah'yı da davet ediyormuş burada. Şimdi buna göre hepsinin de bakın planları varmış. Plans on Sunday demiş. Pazar günü planları. Dislike sevmedikleri ve like sevdiklerini burada söylemiş hepsini. Şimdi baktığımızda Mark neyi seviyormuş? Horror movies, korku filmlerini seviyormuş. Cycling, bisiklete binmeyi sevmiyormuş. Pazar günü de 13 ile 15 arasında Helping Dad, babasına yardım edecekmiş. Yani tam öğleden sonra Sam'in gideceği zaman hem bisikleti de sevmiyormuş. Büyük ihtimalle o zaman Mark reddedecek teklifini. Ashley neyi seviyormuş? Having a picnic, piknik yapmayı seviyormuş. Computer games'i sevmiyormuş, bilgisayar oyunlarını. Pazar ne planı varmış? Studying for the exam 10 to 14, 10 ile 14 arasında sınav için çalışacakmış. E 2'den sonra gidebilir mi? Gidebilir. Piknik yapmayı da seviyormuş. Gölün orada piknikte yapabilirler. Bakacağız. Sarah going to the amusement park. Eğlence parkına gidecekmiş. Gitmeyi seviyormuş. Meeting friends. Arkadaşla buluşmayı sevmiyormuş. O zaman bu da reddedecek. Family breakfast. 9.30-10 arasında sadece kahvaltı, aileyle kahvaltı planı varmış. Onun dışında pazar günü bir planı yokmuş. Şimdi buna göre hangisi uygun değildir? A şıkkı. I'm sorry but I hate cycling. Hate nefret etmek demek. Üzgünüm, ben bisiklete binmekten nefret ediyorum. E kim zaten sevmiyordu? Mark diyebilir mi bunu? Evet diyebilir. B'ye bakalım. I have to study until 2 o'clock. Saat 2'ye kadar ders çalışmalıyım. I can join you after that. Daha sonra sana katılabilirim. Bunu kim söyleyebilir? Ashley söyleyebilir değil mi? Çünkü bakın saat 2'ye kadar ders çalışacaktı. Daha sonra boştu. Ondan sonra zaten katılabilirim diyor. Yani bu da olabilir. C şıkkına bakalım. I love to but I must help my father with the gardening. İsterdim ama bahçe işlerinde babama yardım etmeliyim demiş. E burada da bakalım babasına yardım etme vardı. Burada bakın helping ne diyordu. Tam o saatlerde denk geliyordu. Öğleden sonraya denk geliyordu. O yüzden bu da olabilir. Bu da Mark'ın cevabı olabilir. Denizli'ye bakalım. Sorry, üzgünüm but I'm having a breakfast with my family on Sunday afternoon. Bakın burada kafanız karışmasın. Evet ailesiyle breakfast yani kahvaltı yapıyordu, bu doğru. Ama ne zaman yapıyordu? 9.30 ile 10.30 arasında, yani sabah yapıyordu. Ama burada D şıkkında Sunday afternoon. Pazar öğleden sonra diyor. O yüzden cevabımız Denizli olur. Evet şöyle 5. sorumuza bakalım burada. Soruda ne diyor? How do you respond to your friend? Arkadaşına nasıl cevap verirsin diyor. Respond burada cevap vermek çocuklar. Evet bakalım önce yukarıya okuyacağız. Demek ki bize bir durum vermiş. Bakalım. Your friend invites you to a rock concert for tomorrow evening. Arkadaşın seni yarın akşam için, bakın tomorrow evening, yarın akşam için bir rock konserine davet ediyor diyor. It's a great chance for you because it's your favorite music group. Bu senin için harika bir şans. Öyleymiş. Çünkü it's your favorite music group. Çünkü o senin favori müzik grubunmuş. But ama
You don't know how to go to the concert place. Ama sen konser yerine nasıl gideceğini bilmiyorsun diyor. Hmm, bak gideceksin ama nasıl gideceğini bilmiyorsun. O zaman nasıl cevaplarsın diyor. Bakalım. A şıkkında that's awesome. Bu harika. Can we go there together? Oraya birlikte gidebilir miyiz? Ben konserin yerini bilmiyorum. Belki arkadaşım biliyordur. O yüzden ne yapabilirim? Onunla gidebilirim. Bu olabilir. B şıkkında I'm afraid I can't accept your offer. Korkarım teklifini kabul edemeyeceğim diyor. Burada teklifi reddediyor ama zaten sevdiği bir müzik grubu gitmek istiyor. O yüzden Bursa'yı eledim. C bakalım I don't know that band. O grubu bilmiyorum diyor. Ama burada zaten onun favori grubu olduğunu söylüyor. O yüzden C de yanlış. Deniz'i de I know the place. Yeri biliyorum. Let's meet at 7 o'clock. Hadi saat 7'de buluşalım demiş. Burada da yeri bildiğini söylemiş ama durumda bakın ne diyordu? You don't know how to go there. Oraya nasıl gideceğini bilmiyorsun diyordu. O yüzden Deniz'i de yanlış. Cevabımız Adana olur. Altıncı sorumuz. Yine soru kalıbında which of the following does not complete the conversation. Hangisi yine konuşmayı tamamlamaz diyor. Does not var burada. Bakın buna hep dikkat edin olur mu? Tamamlamaz diyor. Yani bakın 3 tane boşluk var. Demek ki 3 tane boşluğa geliyor. Bir tanesi gelmiyor onu bulacağız. Waiter garsonla Ryan konuşuyormuş. Hello may I take your order? Take your order bakın. Sipariş almak. Siparişinizi alabilir miyim diyor. Yes please. Evet lütfen. What would you like to have? Ne almak istersiniz diyor. I like vegetable soup please. Hmm, sebze çorbası istiyorum lütfen demiş. Okay. What would you like to have for a main course? Hmm, bakın neyi soruyor? Ana menü için ne almak istersiniz diye soruyor. Şimdi demek ki burada ana menüde isteyeceği bir şey söylemesi lazım. Hemen şıklara bakalım. Ana menülük ne var? A şıkkında a glass of soda. Soda var burada. Hemen eledim. İçecek bu. That's all for the moment. Şimdilik bu kadar demiş. Bu da olmaz. I like to have a piece of apple pie. Bir dilim elmalı turta istemiş burada da. Deniz'de de I like meatballs. Meatball ne demek? Köfte demek. Köfte bir ana yemek midir? Ana yemektir. Demek ki ilk boşta Denizli gelecek. Devam ediyorum. Would you like anything to drink? İçecek bir şey ister misiniz diyor. Bakın drinkten bahsediyor, içecekten bahsediyor. Cevabını o zaman içecekle alakalı bir şey olması lazım. Çünkü altında da sure tabii ki demiş. Demek ki bir şey istemiş. İçecek burada ne vardı? A şıkkında a glass of soda. Bir bardak soda lütfen demişti. Demek ki A şıkkında istemiş. İkinci boşluğa A geldi. Son olarak da sure anything else. Başka bir şey ister misin demiş. O da great choice for a dessert. Hmm, tatlı için harika bir seçim demiş. Demek ki burada ne yapmış Ryan? Bir tatlı seçmiş değil mi? Şıklarda bak, var mı bakalım tatlımız? C şıkkında vardı değil mi? I like to have a piece of apple pie. Bir dilim elmalı turta istiyorum diyordu. C şıkkı da geliyor. Hangisi kaldı? Bursa kaldı. Cevabımız Bursa oluyor. Evet 7. sorumuz bir davetiye kartı. Soruda yine which of the following does not have an answer in the text. Hangisinin cevabı yoktur diyor. Buraya bakıyoruz hemen. Kate's 13th birthday. Evet Kate'in 13. doğum günüymüş. Kimin? Kate'in. We are having a great party to celebrate Kate's birthday. Kate'in doğum gününü kutlamak için harika bir parti yapıyoruz. Come and join us. Gelin ve bize katılın demiş. Hangi tarihteymiş? 28.11.2020. Purple Cafe'deymiş. Şurada hemen adres de vermiş. Southpath Street, Manchester. Manchester. Please inform us until November 2014. Lütfen bizi 24 Kasım'a kadar bilgilendirin demiş. Bakın burada until var. Unutmayın until varsa biz bir şey arıyorduk. Ne arıyorduk? Deadline. Deadline'ı arıyorduk. Whether you can come. Gelip gelmeyeceğinizi 24 Kasım'a kadar haber verin demiş. Bakalım hemen hangisinin cevabı yoktur. A şıkkında what's the deadline? Aha da burada. What's the deadline to join the event? Etkinliğe katılmak için son tarih deadline bakın. Son tarih nedir? Son tarih ne? Hop 24 Kasım değil mi? Çünkü 24 Kasım'a kadar bizi bilgilendirin diyordu. O zaman A'nın cevabı var. B'ye bakalım. What activities are there at the party? Ne tür? Yani ne aktiviteler? Hangi aktiviteler var partide? Aktivite söylemiş mi burada? Şunu yapacağız, işte bunu yapacağız diye herhangi bir şey söylememiş. O yüzden şöyle bir çizik koyayım buraya. B dursun. C'ye bakalım. Where is the party? Where sorusu. Nerede sorusunu sorardı bize. Party nerede? Neredeydi? Purple Cafe'de değil mi? Yerinde, adresi de söylemişti. C'nin de cevabı var. Whose party is it? Whose kimin sorusunu sorar bize. Kimin doğum günü partisi diyor. Kimin doğum günü partisiydi? Kate'in, onun da cevabı var. Yani D'de de cevap var. O zaman cevabımız
bursu alır. 8. sorumuz aşağıda kalmış. O yüzden önce 9'u çözelim şuradan. Sonra 8 ile 10'u çözelim. 9. soruda according to conversation, who refuses John's offer? Kim John'un teklifini refuse? Ne demekti? Reddetmek. Kim John'un teklifini reddediyor diyor. Bakalım. Hello buddies. There's a great event this Saturday. Bu cumartesi harika bir etkinlik var. Our school is organizing a horror movie day. Okulları bir korku filmi günü organize ediyorlarmış. How about joining together? Birlikte katılmaya ne dersiniz diye de sormuş. Nicole, of course, that's great demiş. Nicole ne yapıyor burada? Kabul ediyor. O zaman A'da Nicole'u eledim. Çünkü biz reddedeni arıyoruz. Scott ne diyor? I love horror movies. Korku filmlerini severim. But, bakın şu but varsa hemen korkun. Tamam mı? But çünkü neydi? Ne demiştik hep? Eğer butlu cümlede birinci cümle, but'tan önceki cümle olumluysa devamında kesin olumsuz bir şey gelecek ya da tam tersidir. But I am visiting my relatives at the weekend. Ama hafta sonu ne yapıyormuş? Akrabalarımı ziyaret edeceğim diyor. Bu durumda ne yapacak? Reddedecek. E kim reddediyor? Scott. Hemen cevabı bulduk mu? Hop bulduk. Yine de diğerlerine bakalım. Bir Ella, I will be there for sure. Kesinlikle orada olacağım demiş. Paul da wow, I can't refuse this. Wow, bunu reddedemem diyor. Bakın o da ne yaptı? Kabul etti. Cevabımız bursa oldu. 8. sorumuza bakalım. Blah blah refuses the offer because he or she has another plan. Nokta nokta kişi teklifi reddediyor çünkü onun başka bir planı varmış. Yani demek ki bunlardan yine birisi reddediyor. Biz onu bulacağız. Hemen bakalım. Önce bir durum vermiş yukarıda. Steven invites his friends to his house to watch the basketball match this evening. Bu akşam Steven arkadaşlarını basketbol maçını evinde izlemek için ne yapıyormuş? Davet ediyormuş. Here are his friends' reply. Bunlar da onların cevaplarıymış. Judy ne diyor? I can't come because I don't enjoy basketball. Gelemem çünkü basketbolu sevmiyorum demiş. Şimdi burada bizde soruda başka bir planı olduğu için reddediyordu diyordu. Ama Judy burada başka bir plan söylemiyor. Sadece gelemeyeceğini çünkü basketbolu sevmediğini söylüyor. O yüzden Judy'yi eliyorum. Judy olmaz. Rose'a bakıyorum. That's awesome. What time is it? Bu harika. Saat kaçta diyor. E bu zaten direkt kabul ediyor. Kelly, I'm waiting for that game. O oyun için bekliyorum. I will be there on time. Zamanında orada olacağım diyor. E bu da kabul ediyor. Matt, I love basketball. Basketbolu severim. Yine bakın but var burada. But, I will be at the cinema then. O zaman diyor, ben nerede olacağım? Sinemada olacağım diyor. Başka bir planı var mı? Var. Reddediyor mu? Reddediyor. O zaman cevabımız Matt, yani Deniz'de olacak. 10. ve son sorumuz. Which of the following is correct according to the email above? Yukarıdaki maile göre hangisi doğrudur diyor. Şimdi mail burada. Önce maili okuyalım. Dear Tyler, bak receiver değil mi? Tyler burada alıcı. Sevgili Tyler. Thanks for inviting me to your party. Beni partine davet ettiğin için teşekkürler. I have to take care of my brother until 6 o'clock. Saat 6'ya kadar erkek kardeşime bakmak zorundayım. I have to take care. Ona bakmak zorundayım. So, bu yüzden I can join you at about 6:30. O yüzden sana 6:30 gibi katılabilirim diyor. I hope that's okay. Umarım sorun yoktur. Senin için uyar diyor. See you David. Görüşürüz David. Yazan kimmiş? David. Şimdi buna göre hangisi doğrudur? Bakalım. David invites Tyler to a party. David Tyler'ı bir partiye davet ediyor diyor. Aslında burada tam tersi. Tyler davet etmiş. David ise ona bir cevap yazıyor değil mi? Çünkü ne diyordu ilk cümlede? Davetin için teşekkür ederim diyordu. Demek ki Tyler davet etmiş. O yüzden A şıkkı yanlış. B'ye bakalım. Tyler is the sender of the email. Tyler e-mailin gönderenidir diyor. Gönderen her zaman en sonda olurdu. Kim var en sonda? David. Bunu gönderen kişi David. Tyler alıcıydı. O yüzden B de yanlış. C'ye bakalım. This is a reply email to Tyler's invitation. Bu Tyler'ın davetisine bir cevap mailidir diyor. Doğru mu? Evet doğru. Çünkü öncesinde Tyler onu davet etmişti ve David cevap yazmıştı. O yüzden C olabilir. D'ye bakalım. David makes an excuse for not attending the party. David partiye katılmamak için bir bahane sunuyor diyor. Ama burada evet bir şey söylüyor. Erkek kardeşime bakacağım diyor ama sonrasında yarım saat sonra katılacağım diyor. 6:30 gibi.
O yüzden burada reddetmiyor daveti. Bu da yanlış olur. Cevabımız C'ye arkadaşlar. Evet, 10 soru çözmüş olduk. Biraz hızlı oldu ama umarım faydası olmuştur sizler için. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın gençler. Lütfen kanala abone de olmayı unutmayın. Artık 2000 aboneye geçelim. Çok yaklaştı 2000 aboneye. Geçelim bir an önce. Büyüyelim, büyük bir aile olalım. Bu arada bu soruları hazırlayan Öner Atmaca, İngilizce öğretmenidir kendisi. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.